Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer taraftan Aslan'ın adı yetti manşetini görüyoruz dünkü mücadeleye ilişkin Fanatik gazetesinde ama şu nokta bence önemli. İşte bu da kupanın en hüzünlü karesi diye. O yüzden onu bir aktarmak istiyorum. Karşılaşmaya ilişkin neler aktarılmış? Kupanın ustası başlığı var Hürriyet gazetesinde. Mistikom 3. Lig ekibi karşısında evinde rotasyon ağırlıklı kadroyla sahaya çıkan Aslan 44. dakikada Belhanna'nın penaltı golüyle kazandı. Genç isimlerle mücadele eden Darıca Gençler Birliği yenilmesine rağmen alkış aldı. Cimbom adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu. Kırılma anı olarak ilk yarıda Belhanna'nın ara pasında Arda Turan kaleciyle karşı karşıya kaldı ve bu pozisyonu gol haline getiremedi, gol yapamadı. Belki seyir zevki daha yüksek bir karşılaşma izleyebilirdik diye değerlendirilmiş. Gerçekten Arda Turan kalitesindeki bir ismin o pozisyonda bir kere Belhanda'nın da hakkını vermek lazım. İnanılmaz akıl dolu bir pas verdi Arda'ya. Adeta savunmayı terse yatırdı. Kendisi şut çekecek diye düşündü savunma ama o pas vermeyi tercih etti. Arda da kaleciyle karşı karşıya kaldı. Onu artık böyle 90'a atması gerekiyordu Arda Turan'ın. Kendisinden beklenen, kalitesinden beklenen o ancak gole çeviremedi. Aslında Galatasaray çok da baskın oynadı. Özellikle ilk yarı için bunu söyleyebiliriz. İlk yarı neredeyse Galatasaray alanına geçmedi top. Ancak bir türlü %100'lük pozisyon üretmekte zorlandı. Kapanan Darıca Gençler Birliği savunmasına karşı. Onları da gerçekten tebrik etmek lazım. Teknik direktörleri de karşılaşma öncesinde şöyle söylemiş. Bunu aktaralım hemen. Galatasaray'la oynamak her zaman olmaz. Galatasaray gibi büyük kulüplerle çıkın ve keyif alın oynadığınız oyundan demiş. Çok önemli. Bir de maç sonrası bir kare benim dikkatimi çekti açıkçası. Ya mağlup olmuşsunuz, elenmişsiniz ama teknik direktör olarak çok güzel bir duruş sergiledi. Girdi sahaya, tek tek futbolcularını tebrik etti, sırtlarına vurdu. Gerçekten güzel görüntülerdi. Maçın yıldızı olarak da Ali Yavuz belki gol atamadı ama enerjisiyle ön alandaki pres gücü, mücadelesi, futbol zekasıyla sınıfı geçti. Hamle oyuncusu olmak için kullanılmaya devam edecektir. Gerçekten Ali Yavuz çok istedi. Direkten dönen topu da oldu. Çok istekliydi, çok hırslıydı, çok hızlıydı. Dolayısıyla o da Fatih Terim'in yeni öğrencilerinden birisi, yeni keşiflerinden birisi. Hayal kırıklığı olarak kim değerlendirilmiş bakalım? Belhanda. Golü atan da Belhanda oldu. Bu performansıyla Galatasaray'da son 3 haftada alkış alan takıma girmesi söz konusu değil diye değerlendiriliyor. Frikik'te Emre'ye gösterdiği tavır da tepki topladı. Buna ilişkin farklı gazetelerde de var detaylar. Belhanda'dan Akbaba'ya izin yok şeklinde bir serbest vuruş kazandı. Karşılaşmayı izleyen seyircilerimiz hatırlayacaktır Galatasaray. Ve orada Emre kullanmak istedi serbest vuruşu. Ve Emre'ye sanki daha uygun olan bir yerde ancak Belhanda topa Emre'den aldı. Hatta topa şöyle vurmuşluğu da var. Sonra koydu. Hatta bir iki böyle söz dalaşı gibi yaşandı. Sonrasında Eteboy'du zannediyorum. Aralarına girdi, konuştu, ikisine de sarıldı. Belhanda kullandı serbest vuruşu ve farklı şekilde dışarı çıktı topta. Emre de hatta şöyle bir hareket yaptı. O nokta itibariyle sanki sol ayaklı bir oyuncunun kullanması daha doğruydu. Ancak Emre Akbaba ile Belhanda arasında da böyle bir ufak gerilim yaşandı diyelim. İlk baskı programındaki Galatasaray yorumları buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Gurur duyulan Galatasaray geliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye Kupası'nda Darıca Gençler Birliği'ne 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Fatih Terim, Türkiye Kupası'na baktığımızda her turda çok çeşitli sonuçlarla rastlıyoruz. Sıkıntılı, sürpriz sonuçlar oluyor. Bugün tur atladığımız için memnunum. Darıca takımını da tebrik ediyorum. İyi mücadele ortaya koydular. Bazen sonuç odaklı oynamak önemlidir. Her iyi oyun için en az sonuç kadar önem vermemize rağmen Türkiye Kupası'nda özellikle sonuç odaklı olmamız gerekiyor. Her verilen şansın her oyuncu için çok önemli bir fırsat olduğunu da unutmamamız lazım diye konuştu. Karagümrük maçı ile ilgili görüşlerini sorulan deneyimli hoca, ligde beraberce oynama alışkanlığını yavaş yavaş yakalıyoruz. Beraber oynama alışkanlığını yakalarken keyif de alıyoruz. Bu atmosferi devam ettirmek en önemli düşüncelerimiz. Son zamanlardaki iyi oyunumuz, puan almamız ve takım olma, beraber oynama adına önemli bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Taraftarlarımızın bizler için kalplerinin attığını biliyoruz. Yavaş yavaş sahada gurur duydukları Galatasaray'ı getiriyoruz dedi. Dün akşam birçok Galatasaray taraftarı oynanan oyuna sitem etmiş. Aslında haksız da değiller.
Fakat futbolcuların yarısından fazlası 3 haftadır hiçbir şekilde ayağına top değmiyor. Çoğu Covid'e yakalandığı için 1 aya yakın maalesef top oynamadı. O yüzden biraz daha anlayışlı olmak gerekiyor. Fatih Karagümrük karşısında illaki bu oyun olmayacaktır. Umut Meraş Galatasaray'dan haber bekliyor. Ocak ayında takımı güçlendirmeye hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken Fransa'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Milli futbolcu Le Havre'de bir sezon daha ikincilik oyuncusu kalmak istemiyor. Le Havre bu sezonda 15 hafta sonunda 13. sırada 1. lige çıkma şansı neredeyse kalmadı. Milli takımdaki formasını da kaybeden Umut'un düşüncesi ise piyasası varken Ocak ayında Le Havre'den ayrılmak ve bu nedenle Galatasaray'dan teklif bekliyor. Arda Turan, yandık bu sosyal medyayla. Galatasaray kaptanı Arda Turan, Darıca Gençler Birliği maçı sonrası Instagram'dan gelen eleştiriye tepki gösterdi. Tecrübeli oyuncunun Fatih Terim'e mesaj vererek yaptığı paylaşıma performansıyla ilgili bir eleştiri mesajı gelirken Arda Turan tepki gösterdi. Sarı kırmızılı taraftarın yaptığı "emekli ol kaptan, pas atarken bile istemiyorsun" şeklindeki eleştirisine Arda ise "hastalıktan çıktık, kupa maçında bile konuşuyor olmuşuz" sözleriyle yanıt verdi. Peki bu konu hakkında sizin fikriniz nedir? Arda'nın sitem etmesi sizce de haklı mı? Galatasaray'a Kalou önerisi. Bu sezon Bordo'da ikinci kez kadro dışı bırakılan Samuel Kalou, Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'a teklif edildi. Fransa'da kadro dışı bırakılan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 3 haftadır oynamıyor. Menajerinin sarı kırmızıların da kapısını çaldığı öğrenildi. Kalou hakkında kararı Fatih Terim verecek. Galatasaray'a yeni 10 numara Belhanda'nın yerine geliyor. Sezon sonunda şampiyonluğu göstermek isteyen Galatasaray, son 6 haftada aldığı 5 galibiyet, 1 beraberlik ile ligin 2. sırasına yerleşti. Bu haftayı bay geçen sarı kırmızılar bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Younes Belhanda ile sözleşme uzatmaması beklenen Cimbom'un sürpriz bir ismi gündeme aldığı ortaya çıktı. Sarı kırmızılı ekipte sezon sonunda Younes Belhanda'nın sözleşmesi sona eriyor ve faslı oyuncu ile yeni sözleşme yapılması şimdilik beklenmiyor. Bu nedenle Younes Belhanda'nın devre arasında takımdan ayrılmak için bazı takımlarla görüşmelere başlandığı belirtilirken bu aşamada Fatih Terim de boş durmuyor. Tecrübeli teknik adam uzun süredir özellikle potansiyeli olan genç 10 numaralar hakkında bilgi topluyor. Böyle hazır bir oyuncu bulması durumunda önümüzdeki 3 yıl içinde Avrupa'da başarılı olma planına hayata geçirebileceğine inanıyor. Bu yüzden de genç ve önü açık olan Jesper Lindström'ü gündemine aldı. 20 yaşındaki futbolcunun her hareketi scout ekibi tarafından takip edilirken Ocak ayında Younes Belhanda'nın durumuna göre Brøndby ile temasa geçilmesi bekleniyor. Bu sezon A takımına dahil olan Jesper Lindström dikkat çeken bir çıkışa imza attı. 20 yaşındaki futbolcu oynadığı 12 karşılaşmada 7 gol, 4 asist gibi performansa imza attı. Danimarkalı genç yıldızın 2023 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor ve Galatasaray maliyeti yükselmeden transferi bitirmeyi hedefliyor.